İsmim Kadir Demircan. Bir bilim adamıyım. İnşallah hak ediyoruzdur. 1990 yılından beri 25 yıldır DNA ile uğraşmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz bu sene Nobel ödülü bu DNA'daki kırıkları tamire verildi. Biz kırıklarla uğraşmıyoruz fazla. DNA'da transkripsiyon sonucu oluşan proteinlerin vücutta neler yaptığını, hangi hastalıkta nasıl çalıştığını çözmeye çalışıyoruz. Bu şekilde de çeşitli yerlerde gençlere bilimi sevdirmek için seminerler, toplantılara katılıyoruz. İşte TÜBİTAK'ın bilim söyleşileri adı altındaki programında nasıl bilim adamı oldum, niçin bilim adamı oldum, neden bilim adamı oldum, bilimle yaşamak nasıldır, bilim yapmalı mıyız, neden yapmalı mıyız gibi çeşitli seminerler yapıyoruz. Bazen karşımıza Nobel almış birisi çıkıyor, bazen FBI ajanları çıkıyor, bazen İsrail'den bilim adamları çıkıyor, bazen tıp öğrencileri, bazen lise öğrencileri. Amacımız bilimi sevdirmek, bilim yapan insan sayısını arttırmak ülkemizde. Bugünkü konumuz DNA'nın hayatımızdaki etkisi. Ne kadar etkili acaba DNA hayatımızda? Özellikle adli bilimlerde. Genelde bunu dizilerde çok görüyorsunuz, girilmez diye. Bugün sizlerle beraber biraz girelim. Bu girilmez denilen alana. Bakalım beğenecek misiniz? Dedektif DNA, adli bilimler. Buradan bazı örnekler vererek sizlerle bazı şeyleri paylaşacağız. Evet, bu adli bilimler dediğimiz zaman gerçekten son yıllarda çok ivme kazanan ve popülerliği artan bir şey. CCI efekt, CCI sindrom, CCI infarction deniyor aynı zamanda. İşte bir zamanlar 6. sıralardaydı, son zamanlarda 1. sıraya kadar çıktı. Bununla ilgili kitaplar çok okunuyor, diziler çok izleniyor. Sevsek de sevmesek de bu işe girenler hem para kazanıyor hem popüler oluyorlar. Çünkü neden? Çünkü merak DNA'mızda var. Bilmemek insana acı veriyor. İnsan da acıya dayanamadığı için, bu acıyı gidermek için ya kitap okuyor, ya dizi izliyor, ya başka şeyler yapıyor. Dolayısıyla kimileri bundan para kazanıyor, kimileri bilimi yapıyor, kimileri kitap yazıyor. Örneğin ben merak ediyorum, belki siz merak etmiyorsunuzdur. Marilyn Monroe'nun Amerikan başkanı ile ilişkisi var mı merak ediyorum ben. Ölümünün onunla ilişkisi var mı merak ediyorum. Ami gerçekten eroinden mi öldü, alkol komasından mı öldü? Mesela ünlü. Yine Bodyguard filmindeki I Will Always Love You şarkısının meşhur, dünyanın en zengin, en ünlü şarkıcısı Whitney Houston bir otel odasında neden tek başına öldü? Boğularak, tek başına. Boğuldu mu acaba, boğduruldu mu? Veya içki, suyuna bir şey mi katıldı? Değil mi? Merak ediyor insan. İşte Michael Jackson, doktoru hapse girdi, çıktı. Niye girdi, niye çıktı bilmiyoruz. Bu tür şeyler, işte Üzeyir Garih öldü mü, öldürüldü mü? Bu tür şeyler insanı merak ediyor ve bunları insan çözmek istiyor. Bu sebeple de adli bilimci olabilirsiniz. Adli bilimlerin altında 40'a kadar alt dallar var. Bizimki adli genetik, adli biyoloji diye geçiyor. Tabii bilgiyi de doğru yerden almanız gerekiyor arkadaşlar. Yanlış bilgiler yanlış şeylere götürebiliyor bazen. Magazin fazla olabiliyor. Mesela bu bir gazete haberi. Emenike kurşunlandı diyor. Belki duymuşsunuzdur bu haberi. Bir sporcu, futbolcu. Acaba nasıl kurşunlandı? Merak ediyor musunuz? Var merak eden? Ediyormuş herkes. Kasımpaşa maçında çok gol atamadığı için bu işte bir gol atsam her şey düzelecek diye kurşun döktürüyor mesela. Haber öyle ama altında bu çıkıyor. Emenike de burada. 3 tane kadın üstünde, o altta, burada. Değil mi? Dolayısıyla bazen manşetlerde aldatıcı veya insanı çekmek için, tıklamak için, reyting almak için olabiliyor. Doğru kitapları okumak gerekiyor. Bu yüzden. Daha yakından bakalım. Hakikaten adli bilimlerde DNA'nın kullanılması bir devrim olarak anlatılıyor. Hakikaten devrim mi? Bakalım. Biliyorsun 1953 yılında Watson, Crick DNA'yı buluyor. Ama aslında bulan kişi bu olduğu söyleniyor. Rosalind Franklin. 62'de bundan Nobel ödülünü alıyorlar. Ama Rosalind Franklin 4 yıl önce ölüyor Nobel ödülünden önce. Çünkü bunlar onun buluşunu çalıyorlar. Bilim kitaplarında anlatılan bize o. DNA'nın ilk resmi bu. X röntgen filmi. Adamlar bir gün yan yana laboratuvarları Rosalinda'nın resmini görünce kafalarındaki soru işareti gidiyorlar. DNA çift sarmal olması gerekir diye. Hemen bir gecede makale yazıyorlar. 53 yılında da yayınlanıyor Nature dergisinde. Daha sonra bu 80 kusur yaşında şu an kadınları bilim değil kurabiye yapanlar olarak değerlendiriyor. Böyle bir ayrımcılık yapıyor. Yavaş yavaş bilim dünyasına dışlanmaya başlıyor. Siyahlar beyazlarda kadar akıllı değildir diyor 2007 yılında. Ta ki DNA işin içine girinceye kadar ve bu ırkçı açıklamaların Nobel ödülünü satmaya kadar götürüyor bunu. Eğer DNA adli bilimlere girmeseydi, büyük bir etkisi olmasaydı bunun kimse farkında olmayabilirdi. Şöyle bir şey oluyor. James Watson, deminki adamın %16'sı genetik yapısı Afrika'dan gelmiş. Dolayısıyla o da akıllı değil yani o zaman. Değil mi? Yani kendi dediğini yalanlamış oluyor. Bu da şöyle yapılıyor. Bir insanın anneannesi beyaz olabilir, torunu siyah olabilir, tersi de olabilir. Anneannesi siyah, torunu beyaz olabilir. Genetik olarak bu mümkün. Bu yapılıyor arkadaşlar. Watson'a yapılıyor, birçok insana da yapılıyor. Bu şekilde anneannemiz bize kadar ki birçok örnek analiz edilebiliyor arkadaşlar. Ve Watson bilim dünyasından dışlanıyor. DNA'nın büyük bir etkisi olarak bunu söyleyebiliriz. İstifa etmek zorunda kalıyor. Bunu yapan şirketler var. Demiştik, kimisi para kazanıyor bu işten arkadaşlar. Bakın DNA Print Genomics şirketi var, DNA Print şirketleri var. Siz DNA'nızı gönderiyorsunuz posta yoluyla. Biraz para yatırıyorsunuz, birkaç bin dolar. Sonra size diyor ki, senin yarın Afrikalı %48, biraz Avrupalısın, biraz Orta Asyalısın, biraz Japonsun, biraz Çinlisin, biraz şusun, busun. Sana bir rapor geliyor bu para karşılığında. Hatta göz rengin, saç rengin, boyun, kilon, vücudundaki çiller, benler, benekler, deri izleri bile bu şekilde size gönderilebiliyor. Benim de böyle bir şirketim var. Dünyanın 3. büyük genetik şirketi. Ben de danışman ortaklarından biriyim. Eğer gönderirseniz bu tür şeyler yapılabiliyor dünyada. Peki adli bilimlerdeki bu büyük etkinin, DNA'nın kullanılması ne zaman başladı? Eskiden biliyorsunuz parmak izi vardı. Ya da sadece yüze bakarak bu bunun çocuğu, babası deniliyordu. Daha sonra kemikler girdi, antropoloji girdi 1920'lerde işte. Ama 1983 yılında her şey değişti. Artık her şey eskisi gibi değil. DNA girdi, işte mertlik, silah icat oldu, mertlik bozuldu gibi arkadaşlar. 1983 yılında şu adam, fırıncı, çocuğu oluyor, evli 20 yaşında. Çocuğu olduğu sene bu kızı tecavüz ediyor ve öldürüyor. 3 yıl sonra yine aynı kişi, ikinci çocuğu oluyor. Bu sefer bu kıza tecavüz edip bu kızı öldürüyor. Kasabada büyük bir infial oluyor, bulunamıyor tabii kimse. 5000 erkeğin hepsinden kan alıyorlar kasabadaki. Hiçbir suçlu bulamıyorlar. Daha sonra bu adamın arkadaşını ikna ederek kendi kanını değil başkasının kanını verdiği ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ve tekrar bundan kan alıyorlar. Bunların üzerindeki sperm meni lekelerinin bu kişiye ait olduğu bulunuyor. Bu tarihten sonra DNA adli bilimlerde kullanılan en güçlü tanık olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü DNA %99,999 oranında doğru olarak sonuç veriyor ve 7 trilyonda bir benzerimizin çıkması ihtimali. Dolayısıyla dünyada 7 milyar insan olduğu için böyle iki kişinin birbirine benzeme ihtimali neredeyse yok. Kesin olarak bu kişi şu an hapiste, 30 yıl ceza veriliyor, seneye bu hapisten çıkacak. Şimdi İngiltere şunu konuşuyor, bu adam hapisten çıksın mı çıkmasın mı? 30 yıl az diye bunu tartışıyorlar. Bu senede bunun dizisi çekildi arkadaşlar. Yeni çıktı bu film, 2 bölümlük 130 dakika, Code of a Killer diye, bunu da izleyebilirsiniz. Bunu da bulan Alec Jeffrey, şu an emekli. Avustralya'da tanışmıştık kendisiyle, tanışayım diye gittik bu adamla Adli Genetik Kongresi'nde. O zaman gençmiş, şimdi biraz yaşlanmış bulduğu zamanlar ve gerçekten bir devrim sel bir buluş yaptık diyor. 30 yılda bu buluşun devrimsel bir buluş olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar. 30 yıl içinde neler oldu? Bütün bu gördüğümüz olaylarda DNA başrolde. 300 yıllık Romanov hanedanı 1917'de Lenin bunları 11 kişiyi öldürdü. Rus çarını, karısını, bir oğlu, 3 kızı, aşçısı, işte 11 kişiyi ve bunlar 80 yıl boyunca bilinmiyorlar. Mezarları nerede, kimdir? Herkes çıktı, ben dedi bunların torunuyum, kızıyım, çocuğuyum, miras benim 2 milyar dolarlık. İşte Putin'e kadar geldi olay. En son araştırmalara başladı ve 11 kişinin mezarı bulundu. DNA analizleriyle bunların tek tek kimin çocuğu, kimin annesi, kimin babası olduğu, kimin yalan söylediği ortaya çıktı ve bunlar St. Petersburg'da mezara gömüldüler. Putin'in de katıldığı, desteklediği bir törenle. Yine 11 Eylül'de 5000 kişinin yine DNA analizleri yapıldı. Yine Madrid, İspanya'ya gittiğimizde inceledik. Madrid patlaması İspanya'nın 11 Eylül diye geçiyor. Metrodaki patlama yine DNA örnekleri. Titanic 100. yılını kutladık 2012'de. Birçok ceset var. Toplu olarak gömülmüşler. Yıllar sonra diyor ki bunların torunları bizim çocuklarımız kim? Torunlarımız kim? Bunlar DNA analiziyle çözüldü. Hepsi törenleri yapıldı. Bakın ne kadar DNA'nın hayatımıza etkisi olabiliyor. Ya da yanlış mezarlar çıkarılıp bu senin oğlun değilmiş, kızın değilmiş, annen değilmiş, bu senin dayınmış deyip tekrar mezarlar açılabiliyor. Veya tarihte bu son zamanlarda popüler mesela işte bu firavun kim? Neden ölmüş? Neden öldürülmüş? Gibi olaylar çözülebiliyor. Ama daha enteresan bir şey, bilim çok hızlı ilerlediği için DNA'da da çok hızlı gelişmeler oluyor. Bir tanesi de bu. DNA fenotiplendirme. Yerdeki saç, kepek, kıl, tüy ne varsa artık kişiye gerek yok arkadaşlar. Ondan elde ettiğimiz DNA bize kişinin tüm bilgilerini veriyor. DNA resim çizebilir mi diyoruz? Evet, çizebiliyor. DNA'ya bakarak kişinin yüz resmini çizebiliyoruz artık. Buna DNA fenotiplendirme diyoruz. Tıp dünyası buna genetik makşat adını veriyor. Bu suçlunun yüzünü saçına bakarak sadece çizebiliyoruz ki büyük bir gelişme, büyük bir etki. Dolayısıyla DNA'mızın olması bize suçluların yakalanmasına büyük bir etki oluşturuyor hayatımızda. Tabii bunu aslında moleküler genetik ve DNA yöntemleriyle yapıyoruz. 24 tane gen şu ana kadar belirlenmiş. Bizim bildiğimiz, tabii bunun sayısı her gün artıyor. Şu açıklık, şu açıklık, şu açıklık, şu açıklık, şurası, burası, şu genlerin çalışmasına göre belirleniyor. Kişiye özel olduğu için her gen, bunlardan özel bilgisayar programları aracılığıyla şu şekilde kişinin resmi çizilebiliyor. En azından bir DNA'ya bakarak profil resimlemesi çıkarılabiliyor burada. Bu da büyük bir etki sonuçta hayatımızda. Benzerlik oranı nedir hocam? Benzerlik oranı, işte tabii mesela bu kişi DNA'yı bulan kişi mesela, bu neredeyse %70-80 oranında benzerlik ortaya çıkarılabiliyor. Birazdan bir resmimiz var. 3000 yıl önce yaşamış firavun, çok ünlü bir firavun, Tutankamon, çocuk firavun. En son mezarı bulunan firavun, Mısır'da 1920'lerde bulunuyor. Ve bunun mezarından 125 tane değnek çıkıyor, baston. Böyle bir resmi var, elinde baston var. Hatırlıyor musunuz meşhur bu resmi? Altın bu. Tutankamon. 3000 yıl sonra bunun DNA'sından resmi çiziliyor ve bu şekilde bir tipi oldu ortaya çıkıyor. Bütün veriler doğruluyor bunu. 100'den fazla baston var. DNA verisi şunu söylüyor. Clubfoot dediğimiz çarpık ayak hastalığı var. Bastonla uyumlu çıkıyor. Konuşamaması, kekemelik, başka şeyler olduğunu söylüyor. Diş yapısının bu şekilde olduğu söylüyor. Yani oradaki papirüsler, duvardaki resimler, mezardaki olayları DNA teyit etmiş oluyor en azından. Buna da Time dergisi kapak yaptı. Ben de Bilim Teknik dergisine yazmıştım bu tür şeyleri, DNA fenotiplendirme ilgili şeyleri. Bayağı ilgi çekiyor. Büyük bir etki aslında tarihçiler açısından da düşünürsek, değil mi? Merak ediyorum ben, firavun nasıldı? İşte en son Nefertiti bulundu mesela. Meşhur boynu var diye, çok seksi kadın diye resimleri falan çiziliyor. İşte Angelina Jolie'nin boynu da öyleymiş, Nefertiti boynu falan diyorlar. Geçen mezarı bulundu mesela. Bunun mezarının arkasındaymış mezarı. Gizli bir mezar bulundu. DNA olmasaydık ne yapabilirdik, değil mi? Çok zordu. Yalan. DNA'ya bakarak bir kişinin yalan söylediğini bulabilir miyiz? Bulamayız diyebilirsiniz. Ama son çalışmalar şunu söylüyor. DNA'mız sosyal bir arşiv. Kişinin sigara içtiğini, kemiğine bakarak, şu kadarlık bir kemiğe bakarak, kişi sigara içiyor muydu, psikomanyak mıydı, deli miydi, akıllı mıydı, dahi miydi, alkol almış mı, almamış mı, işte mut dediğimiz ruh yapısı nasıldı, bunları çıkarabiliyoruz. Enteresan. Çok büyük bir etki aslında bu sosyal bilimciler açısından. Daha da ilginç şeyler oluyor arkadaşlar. Eskiden ölüm katılığı, algor mortis, igor mortis filan deniyordu. Şimdi ölüm kokusu çıktı arkadaşlar. Bir insan öldükten sonra çok güzel kokuyor. Çimen, yeni biçilmiş çimen gibi kokuyor. Ölümün kokusuna bakarak kişinin koku parmak izi çıkarılabiliyor artık. İnsan öldükten sonra çürüyünceye kadar 475 tane kimyasal ortaya çıkarıyor. Metil bütüller, metil bütaratlar, heksanatlar, bunların çoğu taze biçilmiş çimen kokusu. İnsan önce çok güzel kokuyor, sonra pis kokmaya başlıyor. Bir de şundan insan etkileniyor. İnsanlar 1000 yıl önce, 2000 yıl önce bunları bulmuşlar aslında. Biz yeni buluyoruz. 700 yıl önce Japonya'da yazılmış bir şiir, sevdiğimin gömüsü nergis kokar diyor yani. Adamlar işi çözmüşler yani. Biz yeni DNA ile çözüyoruz. Ben Japonya'da 10 yıl kaldığım için bu kargacık, burgacık şeyleri okuyabiliyorum. Böyle de bir şey var yani. Adamlar 700 yıl önce şiirlerinde bunu yazmışlar. Daha da enteresan bir şey, herkesin mikropları farklı. İnsanın ağzında, burnunda, karnında, genital organlarında milyonlarca mikrop yaşıyor. Bizim hücrelerimizden daha fazla. Bunların mikrop parmak izi çıkarılıyor. Kişi ölüyor, bakıyorsun bu onun parmak izi. Koku parmak izi, mikrop parmak izi. Hatta şuraya ben demin oturdum. Benden sonra Angelina Jolie gelse buraya, benden sonra Brad Pitt gelse, benden sonra Obama gelse, 4 kişinin kokusundan oraya sırayla kimin oturduğunu çıkarabiliyorsunuz. Bu da mikrop parmak izi. Ne kadar büyük etkisi olabiliyor değil mi DNA'nın hayatımızda? İşte bunları yapacak bilim insanları lazım. Sayılarımız az. Mesela geçen Mazhar Fuat'la New York'a giderken buraya ben oturmuşum, oraya sonra yer değiştirirsek bu sırayı bile, kombinasyonu bile çıkarabiliyorsunuz. Koku ve mikroptan. Hiçbirimizin mikrobu birbirine benzemiyor. Bu da doğumla ilgili ayrı bir konu. Yine mikrop haritası çıkaran, kimin sezaryenle doğduğu, kimin anne sütü aldı, kimin almadığını çıkarabiliyoruz. Daha da ilginç, geleceği okuyabilir miyiz? Bir şekilde okuyabiliyoruz. Hatta kişinin ne zaman öleceğini de söyleyebiliyoruz bazı genetik hastalıklar için. Sen diyorsun ki 40 yaşında hasta olacaksın, 45'te elektrikli sandalyeye mahkum olacaksın, 50'de öleceksin diyorsunuz. Buna genetik ön danışma denebiliyor. Bunu adli bilimler uyguladığımız zaman precrime polisler var. İnsanın beyin dalgalarını okuyorlar. 10 dakika önce ne yapacağı, 18 dakika sonra ne yapacağı çıkarabiliyoruz. Beyin dalgalarını okuyaraktan. Dünya adli bilimleri okuyor. Sizi de okumaya, araştırmaya davet ediyoruz. Davetiniz için de hepinize teşekkür ediyor. Saygı ve selamlarımı sunuyorum.